bugün Kırşehir ilimizin merkez bölgesinde bulunan ve yaptığı hizmet faaliyetleriyle bölgenin önde gelen isimlerinden olan bir firmayla karşınızdayız. GÖNEN Mimarlık'la bağlanıyoruz efendim. Yanımızda ise firma sahibimiz Mimar Lütfü Can GÖNEN var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler ayrıca bizi bugün burada misafir ettiğiniz için. Şimdi GÖNEN Mimarlık dediğimiz zaman yaptığımız faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncesinde sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz sohbetimize. Bu sektöre girişiniz ve deneyimlerinizle ilgili kısa bir bilgilendirme alabilir miyiz? 2017 yılında mimarlık bölümünden mezun oldum. 3 yıl kadar Kırşehir'de bir firmada çalıştım. 2020'nin ilk yarısında ofisimizi açtık. Aslında 2020'den bu yana aktif şekilde hizmet veren bir ofisten bahsediyoruz diyebiliriz. Peki yaptığımız hizmet faaliyetlerinden ve projelerden bahsedelim mi biraz? GÖNEN Mimarlık hangi projelerin altına imza atıyor? Projeler olarak genelde konut ağırlıklı çalışıyoruz şu anda. Turizm sektöründen gelen işleri değerlendirdik. Onlara şu an projelendirme aşamasındayız. Tarımsal amaçlı yapılarda yine aktif bulunmaktayız. Kamusal ve özel projeler diyecekti. Ayırabiliyoruz aslında. Tadilat, özel olaraksa yine villa, apartmanlar da ekleyebiliriz. Bunların içine turizm tesisleriyle ilgili de projelendirme çalışmalarımız var. Şimdi GÖNEN Mimarlık dediğimiz zaman bu ekip işi aslında biliyorsunuz ki kaç kişilik bir ekibimiz var efendim? Şu an iki kişiyiz. Bir mimar arkadaşımız daha var. İkimiz birlikte çalışıyoruz. İki mimardan oluşan bir ekip. Ama tabii dışarıdan illaki elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi bunlarla sürekli irtibat halindeyiz. Onlar bünyemizde değil ama diğer projelerde ekip halinde çalışıyoruz. Harika. Böyle olunca tabii dönemsel olarak veya projeye bağlı olarak değişebiliyor sayımız tabii ki. Peki yaptığımız hizmetleri aslında biraz daha müşterilerimize karşı sunarken firmanın verdiği, hizmet verirken dikkat ettiği etkenleri, kırmızı çizgileri var mı? İlla ki biz sunumumuzu yaparken, müşteriyle görüşürken sürekli irtibat halindeyiz. İrtibatı koparmadan devam ediyoruz ve bir proje aşamasında sadece siyah beyaz kağıt üzerinde çizimler yapmıyoruz. Modeliyle, animasyonuyla, renderıyla yani binanın bitmiş halini aslında gözler önüne seriyoruz ve işi o şekilde bağlıyoruz. Biraz daha aslında modern teknikleri kullanıyoruz, güncel tutuyoruz yaptığımız işlerin sürecini. Peki GÖNEN Mimarlık dediğimiz zaman yaptığımız projelerle verdiğimiz hizmet kalitesiyle şu an aynı hizmeti verebilecek olan diğer mimarlık ofislerinden bizi ayıran, ayrıştıran özelliklerimiz nelerdir? Niçin tercih edilmeliyiz? Farkımız nedir efendim? Biz proje çizerken sadece kendi düşüncelerimizle veya sadece müşterinin düşüncesiyle çizmiyoruz. Müşterinin düşüncelerini alıyoruz, ekleyeceğimiz şeyleri ekliyoruz, onlara izah edip binanın bitmiş halini gözler önüne serip daha sonrasında projelendirmeye başlıyoruz ve projelendirme bittiği zaman da şantiye kontrollerini sürekli yapıyoruz. Proje bitti, kenara çekilelim gibi çalışma durumu değil bizimki. Tamamıyla müşteriyle irtibatlı, bina bitene kadar, yapı ortaya çıkana kadar devam ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ekran başında gündem özel izleyicilerini unutmayalım istiyorum. Bir de bizleri bugüne kadar tercih eden, yalnız bırakmayan tüm müşterilerimizi, bize güvenen müşterilerimizi ve ekip arkadaşımızı da unutmayalım. Neler söylemek isterseniz son sözlerinizi alalım. Bugüne kadar bize destek veren, bizden yardımlarını esirgemeyen müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bu yolda bize destek çıkan ekip arkadaşlarımıza da yine teşekkür ediyoruz. Bizler de size programımıza konuk olduğunuz için teşekkürlerimizi sunalım efendim. Farklı programlarda görüşmek üzere diyelim. Tabii ki temenni ve sektörde daha uzun yıllar GÖNEN Mimarlık ismini duymaya devam etmek yönünde. Kendinize iyi bakın diyoruz Lütfü Bey. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun.